saatte boşuna kaldıramayız. Komutanım eminiz hikayede tepeler verdi. Şahin iki kaç tane görüyorsun? Kırın ötesi açıkken en az 300 komutanım. Daha fazla da olabilir. Burası ökkeş adamlardan doğu yüzünde mi? Gazlar ediyor dedik sizi. Hazırlıksız olmayın dedik. Bin kere dedik. Hazır tutumu bayanları dedik. Nerede süper kobralar lan? Kırım Plus Semerkan TV başlamış. Süper kobralar kalkamıyor. Komutanım galiba Kırım'a basacaklar. Ben anlamam oğlum. Kaldırın helikopterleri. Bırakamayız orada adamları. Kırım'a sürkeşmeden destek veriyoruz. Çok fazlalar. Destek gerekti. İlgili de belli geliyor Kırım. Dayanmanız lazım. Kırım dışarıda adamınız var mı? Kırım cevap vermiyor komutanım. Evlerinde olan var mı? Ben Veysel komutanım. Dışarıda 4 kişi var. Sabah 5'te çıktılar. Kim? Yaşar Yüzbaşı, Kemal Başçavuş ve 2 asker. Çıranız kaldı mı? Var komutanım. Gofret? Ben de komutanım. Ne olursa olsun aşağı inmeniz lazım. Önce durumu telsizle bildireceğiz. Ama karargahında vakti yoktur. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak, anlaşıldı mı? Bırak. Kemal Başçavuş. Evet komutanım. Ne görüyorsun? On kişi tepede duruyor komutanım. Aralıklarla ilerleyen bir 10 kişi daha var. Oğuz! Oğuz uyan Oğuz! ...923 Kırım burası da. Daha burası Kırım, dinlemedeyiz. Kuzudan daha evine sığındık. 10 kişi bizi gözetliyor, en az bir o kadar da takip ediyordur. Ökkeş gelecek, daha dayanın. O kadar vaktimiz yok Kırım. Daha 4-5 saate oradalar, dayanmanız lazım. Kemal Başçavuş'un yanına gidin, bırak. Veysel, beni iyi dinle. 4-5 saate Bordo Bereliler burada 4 tane ceset bulacaklar. Boş ver şimdi yaramı. Hemen gelmeniz lazım. Kısa dönemin yanında tüfek bile yok. Diğeri de zaten Bekir. Yaşar, teklerde kar fırtınası var. Helikopterler kalkamıyor. Ökkeş akşama doğru geldi. Sıkın dişinizi. Senden daha mal poşet var mı lan bu diyor he? Bekir, başlama yine oğlum. Allah'ını seversen nerede oğlum senin tüfeğin? Öyle zekalı nöbetçi onbaşı alttan tamir edeceğiz diye gerek yok demedi mi? Sanki senin var, boş boş konuşma. Ulan oğlum hadi ben arızayım diye ver diyorlar şerefsiz. Sen ve senin gibiler yüzünden öleceğiz lan burada. Kim? Kes çakacağım kapsayı ağzına. Kim 2 ay öncesinden künye yaptırır ki? Moda girelim şimdiden. Ya ne gerek var? Sizinkiler dünden razı, ver parayı kurtul. Oğuz 5 ay. 5,5 ay. Kalmanı istiyorum, hala anlamadıysan. Ben de kalmak istiyorum, biliyorsun bunu. Çok güzel ifade ediyorsun gerçekten. Da işte öyle. Para verip tüfek tutmadan ben bunu yapamam, biliyorsun. Milliyetçilik seni daha mı erkek hissettiriyor? Evet, daha erkek hissettiriyor. Ben de burada seni bekleyen, telefondaki kıskançlık krizlerini yatıştıracak olan kız mıyım peki? Yo, değilsin. Ben de o erkek değilim zaten. Ya bizim neslimizde kadınlarda hiç askere gidene karşı bir saygı, sevgi kalmadı mı? Ne yapmam gerekiyor benim burada? Onca kim bekleyecek? O stresi kim çekecek? Ben giderken ayrılırsın işte. Birkaç hafta evde bilgisayarda takılırsın. Sonra arkadaşlarına Asmalı'ya gidersin. Gözüne birini kestirirsin. Akşam sevişirsin. Kendini kaşar hissetmemek için onunla çıkmaya başlarsın. Ta ki sıkılana kadar. O taboka trip atıp iyice sıradanlaşıp kendini önemli hissetmek için ondan da ayrılırsın. Altına 2 senenin planını yaptım. 5 ayda neymiş? Siktir git tut tüfeğini o zaman. Burası Kurt Dişi. 2 kilometre doğuda. Bordo Bereliler bizi kurtarmak için tırmanırken buradan geçmek zorundalar. Bir şekilde oraya ulaşırsak götü kurtardık beyler. 200 metre toplanın. Burada olduğumuzu eminler. Yoksa 20 kişi bir saat harcamazdı. Kemal! Emredin komutanım. Kurt dişine sen götüreceksin bunları. Hangisinin atışı daha iyi? Oğuz. Ne? Komutanım ben göz kapalı bundan daha iyi atarım. Oğlum seninle uğraşamam lan şimdi. Kemal, tüfeğini Oğuz'a ver. Telsizi Bekir'e ver Oğuz. Komutanım. Bekir. Al şunu. Ne olursa olsun bırakma. Zikzak çizerek koşacaksınız. Tepede kesinlikle nişancıları vardır. Kemal seni yanında koruyacak. Baltepe'ye kadar koşun, tepeden aşağı atın kendinizi. Kar yumuşak, en az 100 metre kayarsınız. Oğuz, ben emir verince sen de arkalarından aynen gideceksin. Komutanım siz? 150 metre. Sakin olun. Ben tam arkanızda olacağım. Herkes işini yapacak. Otur. Burak! Burak! Emredin komutanım. Arkadaşına yiyecek bir şeyler getir. Palaskan nerede lan senin? Siktir git. Emredersin komutanım. Nerelisin? Bizimkiler Kozanlı, ben Ankara'da doğdum komutanım. İstanbul'da oturuyorum. Çok küfür ettin mi burası çıkınca? Hem de nasıl? En büyük düşmanın sıkılmak. Kendine kitap gönderdin. Öyle liboş şeyler olmasın, her şeye onay veririm. Ne mezunuydun sen? Tarih komutanım. Ama ne iş olursa yaparım. Bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk bir otelde kalmışlar. Hepsinin otel odasında cillop gibi böyle yavru bir Fransız hizmetçi, bir de ütü bekleyen çamaşırlar varmış. Alman odasına girince önce ütüyü yapmış, sonra kızla sevişmiş. Sonra da gururla bizde önce iş sonra aşk gelir demiş. İtalyan tam tersi. Önce kızla sevişmiş, sonra ütüyü yapmış. Bizde önce aşk sonra iş gelir demiş. Sıra bizimkine gelmiş. Türk kızı bir güzel domaltıp ütüyü yaptırmış. Vallahi demiş bizde iş yapanı sikerler. 100 metre. Oğuz. Nişan al. Nefesini tut. Sakin ol koçum. Ben hemen arkanda olacağım. Zikzak çizerek koş, tamam mı? Yürüyoruz. Evet. Hazırız komutanım. Koş! Durma! Bekir! Bekir koş! Komutanım taşırım sizi. Taşırım sizi komutanım. Ev için kısa dönemsin nasıl? Hayır. Beni değil tüfeği alacaksın. Kemal Başçavuş nerede? Oğlum konuşsana lan. Gitmemiz lazım Bekir. Lan konuşsana mal bebe, nerede Kemal Başçavuş? Öldüler. Ne diyorsun oğlum, sen nasıl öldüler? Öldüler. Yüzbaşı evde bir daha vuruldu. Kemal Başçavuş da ben koşarken nişancı. Orospu çocukları. Orospu çocukları! Bekir gitmemiz lazım. Kırım, buradayız Kırım. Parola. Ne? 923. 923 Kırım. Aa, durum raporu ver. Komutanım Kemal Başçavuş ve Yaşar Yüzbaşı vuruldular. Yaşıyorlar mı daha? Hayır komutanım. Daha durum kötü. Sandığımızdan daha kötü. Acilen yamaçlardan. Kırım anlaşılmadı, tekrar et. Komutanım anlamıyoruz. Tekrar edin. Zirveye çıkın. Zirveye. Hemen. Kırım anlaşılmadı. Tekrar et. Kırım tekrar et. Şimdi yarrağı yedik. Dur sakin ol. Oğlum poşet kafayı kullan. Kemal Çavuş da yok. Ne yapacağız şimdi? Zirveye çıkın dedi. Onu anladık. Yok düşünemedim Yaşar Yüzbaşı. Bak buraya bak. Biz buradayız. Zirve 2 kilometre doğuda. Yaşar Yüzbaşı Kurt Dişi dedi. Oraya gideceğiz zaten. Telsizle konuşmak için zirveye gitmemiz lazım. Zaten yakınız, 1-2 saat yolculuk var. Ya neden? Anten çalışmıyor, onu tamir etmek için geldik buraya. Ne yapıyorsun lan? Haritayı al, tipiye doğru git. Salak mısın oğlum sen? Kalma sırası bende. Lan Bekir gerizekalı, bilmesilik mi yarıştırıyorsun? Lan oğlum poşetsin sen, yürüsene daha iyi yol bulursun. Bekir gidemem tek başıma, yan yana durmalıyız. Lan oğlum siktirip gitsene ya. Biraz gözlerini korkutup kaçacağım. Senin gibi götünün örneğe netim yok. Kaybol! Lan bana bak. 102 kilometre doğru. Güneşin battığı yönün tersine doğru gideceksin, anladın mı? Lan yürü git, siktir git! Oğlum öyle sana hadi 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 diyecekler. Piyade kolay mı sandın? Hele bir de tören var. Bacaklarım var ya, mahvoldum seni. Selçuk, saçma sapan konuşma. Şu yemeğimizi bir huzurla yiyelim, ondan sonra bu konuşmaları yaparsınız. Anne bilsin bunları. Beklentilerini düşürsün, ileride rahat eder. Sus artık ya. Mahvolacaksın. Sen muhallebici adamsın. İnternetin yok, kızların yok. Ananı ağlatacaklar senin, anamıza. Oğuz, yavrum, şunu bedelli yapsan, daha rahat edersin. Hem daha vakit de var. Bir kere daha düşün. Yapmaz ki. Ben babam hayattayken yaptım diye altta kalmaz. Ne? Tabii. Ne alakası var seninle ya? Tabii. Peki neden oğlum? Anneciğim, içim rahat etmez. Size komik gelebilir ama ben askere gideceğim diye hep mutlu oldum. Ayrıca babamla mutlu olurdum. Gideceksin, mutlu olacaksın bir gün. Sonra Oğuz, abicim sen üşengeç adamsın. Kız arkadaşını özleyeceksin. O seni bekleyecek. O kartlı telefonların başına delireceksin. O ibrikli Alaturka tuvaletlerde elin... Selçuk! Yeter artık! Terbiyesiz. Sabah 7'de seni uyandırdıklarında egzersiz için 5 kilometre koşarken bu söylediklerimi hatırlarsın. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Kurşunum bitti! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Legnica. Oğuz! Hadi sıramına koydum. Oğuz, anlamanı istiyorum. Ezberlemeni değil. Çünkü Legnica her şeyin değiştiği anda aslında. Hocam biliyorum zaten ben. Bana mazeret verme. Bu boş. İçi boş bunun. İnternetten şuradan buradan kaldırdığım bilgilerle dolu. Ben aslını kavramanı istiyorum. Türk subutayı Avrupa'ya girdiğinde onların asker sayısının kendisininkinden kat kat fazla olacağını biliyordu. Ama adam buna hazırlıklıydı. Anladım hocam. Onların kibirlerine ve kendini beğenmişliklerine yenilmelerini istiyordu. İlk emri verdiğinde Çağatay ve Cengiz Han'ın oğulları bizimkinin yüzüne garip garip bakmışlardır. Çünkü bu taktik çöllerde ve bozkırda az sayıda atlıyla geçerliydi. Böyle ormanlı, şövalyeli meydan savaşlarında değil. Anladım hocam. Anlamadım. Henüz anlamadım. Ama bir gün anlayacaksın. Git şimdi bunu tekrar yaz. Bekir! Bekir dur! Oturalım iki dakika. Oğlum o vurduğun adam öldü biliyorsun değil mi? Şimdi hepsi bizim peşimizdedir. Harbi öldü mü lan herif? Evet. İyi olmuş. Ulan sen ne arıza adamsın. Poşetlerin kralısın ama. Döndün orada beni kurtardın ya. Sağ olun, Allah razı olsun. Legnica. Ne? Legnica Savaşı. O ne lan? Moğollar Avrupa'yı istila ederken Alman ve Polonyalı bir orduyla savaşmak zorundalardı. Ama asker sayıları daha azdı. Al. Evet. Savaş esnasında generallerin emriyle bunlar korkup kaçıyor gibi yaptılar. Savaşın geri çekilmeyle sonlandığını zanneden bu salak şövalyeler de küçük gruplara ayrılıp takip etti. Abi işte Moğolların da istediği buydu zaten. Soyucu üstün düşmanlarını küçük gruplara ayırıp daha hızlı atlarla, daha uzun menzilli oklarla avladılar. Gittin ya, ben dönmeyeceksin zannettim. Aynen. Yön poşetleri gidelim. Yeter be yeter, kapatın şu müziği ya. Nöbete gideceğim bir saat sonra. Gece gece ne saygısızlıklarsınız ya. Hayırdır kardeş, iyi misin? Kapatsana oğlum şu müziği, nöbete gideceğim birazdan. Yazık sana ya. Bak emir vereceğim şimdi, sike sike kapacaksın onu. Abo! Lan şuna bakın lan. 2 haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Beyler uyuyoruz ya. Ben bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kilitli odalarda çöp topladım. Kesmedi. Tabur komutanı içtima alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim. Cezaevine göndermekle tehdit etti. Ben de göndermezsen ibnesin lan dedim. Sonra askerliğim 1 sene uzadı. Bu da 2. senem. Hala daha 3-5 nöbetine giderim. Senin gibi de 5 tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankara oturguta alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzının üstüne gömeyim seni. Görsene lan. Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan 2 senedir senin gibi poşet... Poşet... Hayır şunlar şunlara ya. Ya yeter çabuk ya. Yeter kalın bayrağım! Sütü gibi bu her zamanki hali olur. Sakin ol. Bırak, bırak. Dinle diyorum. Tamam dinle, kavga yapacaksan da yap. Asla o hayat taraftan anlamaz. Sakin ol. Amına kodum çocuğun yaptığına bak ya. Sakin ol. Ya niye sakin olayım ya? Ya kötü gelmiş bana şey yapıyor. Tamam sakin ol. Onunla bir olma. Neyle bir olacağım? Allah'ın cahiliyle zaten. Şurada duracağın sene çok kısa gün. Sakin ol. Sakin ol. Sonrasına bakarsın. Otur. Otur otur. Ne oldu sizin derdiniz? Bekir hadi seni anladım. Sen ruh hastası, askerliği bitmeyecek manyağın tekisin, bela oldun başıma. Ya sen Oğuz? Kısa dönemsin diye ayrıcalık mı bekliyorsun benden? Hayır komutanım. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Oğlum ikinize de haddinizi bildiririm. Bak zaten Allah'ın dağı burası. Yaşınızdan başınızdan utanın. Öteki askerlerin hepsine örnek olmanız lazım lan sizin. Çarşılarınızı askerliğiniz bitene kadar kesiyorum. Bundan sonra ne bok olursa olsun yanımda geleceksiniz. Çöp toplama, bok silme, pencere, tabak, çanak... Ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Kurt dişine bırakırım sizi donunuzla zibitiler. Sen sivilde ne yapıyordun? Babam elektrikçi Balgat'ta, onun yanındayım. Yanındaydım yani. Öldü mü? O ölmedi de ben unuttum. Nasıl yani? Askerden önceki hayatımı hatırlamıyorum. Yani hatırlasam da başka biriymişim gibi geliyor. 2 sene 8 ay ben. Cezalarla, firarlarla. Başka biriyim yani artık. Senin diyecek bir lafın yok mu? Ne? Lan utanmıyorsunuz değil mi ben? Senin gibi milyonlarca üniversiteli 3-5 ay yaparken... Sen gelmişsin. Ya yürü git. Boş boş konuşma. İstesem bedelli yapardım, yapmadım. O kadar da şerefsiz olma lan. 5 ay lan bebe. Normal bir askerin 3'te 1'i kadar. Ne lan yani? Sen şimdi bizden 3 kat daha mı değerlisin? Gerizekalı herif. Benim param da hakkımda vardı. Ben kendim gelmek istedim. Lan böyle bir şeyin ayrımı olmaz be. Askerliğin bedeli olamaz. Ya olursa da para olamaz. Hem bizim babalarımız değil, sizin babalarınız tanıyor koltukta oturanları. Ulan kısa dönem çıkarttılar, ona bile ağladınız be. Karı gibi zırladınız ibneler. Gencecik çocuklar burada içtima alanında içtima, nezle, TV izleyerek geçiriyorlar. Hatta ölüyorlar lan. Utanmıyor musunuz? Ha? Kaşarları sikmek, ortamları akmak, okumakmış. Kaçınız okuyup da adam oldunuz lan? Sen kaç yaşındasın Bekir? Sana ne lan? Hayır yani benden bile kaç yaş büyüksün sen. Ne oldu hayırdır? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ya sen yurt dışında saklanıyordun ya da burada kaçıyordun. Ha? Ne oldu gencecik çocukların haklarına? Utanmadın mı lan korkak? Yaşındayım. İlk başta babama yardım edeyim bahanesiyle gelmedim doğru. Ama dedim ya bahaneydi o. Gezdik, tozduk, bilardo oynadık. Sonra annem hastalandı. Birkaç sene dayanabilir dediler. Daha uzun sürdü. Annem öldüğü günde gelip teslim oldum birliğe. Sen? Ben ne manyak herif, ben ne? Oğlum 21 yaşında bitmiyor mu üniversite? Sen niye gelmedin? Aşık oldum. Ya bir hatun mu sebep oldu gelmemene? Birden fazla. Biri bitti, diğeri başladı. O yüzden sürekli erteledim. Vay 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 vay. Ne fark eder ya? Ne mi fark eder? Ulan sen keyiften gelmemişsin, ben zorunluluktan gelmemişim. Ne fark eder Bekir? Şu an ne farkımız var? Doğru diyorsun. Oğlum seni sevmedim. Hiç de sevmeyeceğim. Ama bundan sonra bu yolun dönüşü yok. Niye? Kardeşiz artık. Hayatımı kurtardım. Şimdi tüfekleri alalım. Ne hatırlıyorum biliyor musun Bekir? Sen 6 yaşındayken mahalledeki bir çocuk sana koca kafalı dedi diye kulağının tezine vurmuştun, hatırladın mı? Hatırladım anne. Anası babası şikayetçi olmuşlardı. Çocuk bir hafta duyamamıştı. Sen çok üzülmüştün yavrum. Büyüyünce pişmanlık hissedip o çocuğu hep koruyup kollamıştın. Hatırladın mı? Yavrum. Kızgın yufka yürekli Bekir'im. Çatma kaşlarını Allah aşkına. Kızma kimseye. Sıkma canını hiç. Çocukluğunda olduğun gibi vicdanlı ol. Olamasan da ben gidince güzel akıllı bir kız bul. Böyle kulağını çekebilsin. Evlen onunla. Ama babanı da düğüne çağırmayı unutma, oldu mu yavrum? Biliyorum. O gelmek istemeyecek. Dükkanı bırakmak istemeyecek ama tutup kolundan mürvetini görsün. Benim de yerime görsün. Halay çektir ona. Halay çekmeyi sevmez biliyorum. Ama zorla tut kolundan, çektir, at piste. Askere git oğlum. Arkadaş edin orada. Komutanlarını dinle. Hayırlı evlat ol. Öyle kızma hiçbir şeye. Hep kızıyorsun. En çok da sen yoruluyorsun. Pes etme Bekir. Umutsuzluğa kapılma hiç yavrum. Ne olursa olsun. Nerede olursan ol. Başın hep dik olsun Bekir. Belada olsan bile oğlum. Karda iyice bastır da. Gel içeriye geçelim. İçerisi lan. Hadi sıra sende. Ne sırası? Oğlum Yaşar Yüzbaşı seni neden çağırdı zannediyor? İşkence çekelim diye. Neden? Sen elektrikten anlamıyor musun? Bak bakalım sorun neymiş. Bir bu eksikti amına koyayım ya. Hayrola, keyfin yerinde mi? Fena değil. Oğlum gidip baksana şu alet edevat çantasına. Elimle mi açacağım ben bunları? Hadi sene. Hangi kafayla alıyorlar amına koyayım üniversite? Oğuz! Gel bak ne var burada! Bakalım bu niye çalışmıyormuş ya? Şimdi anlarız. 920 Üskür'ün burası, daha cevap ver daha. Komutanım ben Bekir. Yanımda kısadönem Çavuş Oğuz var. Zirveye tırmandık, karargaha ulaşmaya çalışıyoruz. Bekir sus dinle beni. Ben binbaşı duyuyorum. Karargah tüm çevre karakollar tatil altında. 400 kişilik bir kuvvet dün geceden itibaren etraftaki dağlardan sızıyor. Sizden haberdarız. Komutanım biz sizle konuşmak için zirveye çıktık. Komutanım dün gece karargâhta zaten sinyal kesildi diye buraya geliyorduk. Telsizle de buraya çıkın dediniz. Burası Ökkeş komutanım, bunlar röle istasyonuna gitmiş. Ben geldim, trafoda sigorta çıkmış, anten sapasağlam. Bekir, güzel evladım, sabotay dedi buna. Arkadaşın nerede? İçeriye alet edevat almaya git. Merhaba, buyurun. Merhaba Defne, iyi günler. Tanışıyor muyuz? Yani sanmıyorum da biz geliyoruz bazen arkadaşlarla. Ya ben uzun zamandır seni burada böyle görüyorum. Daha önce gelecektim aslında konuşmak için de. Çok cesaret edemedim galiba. İsmini bile daha yeni öğrendim. Bu arada ben Bekir. Tamam, memnun oldum. Şey diyecektim, ya ben 2 hafta sonra askere gidiyorum Defne. Firardan dolayı da bayağı bir cezalı yapacağım. Hani zaman önemlidir ya insan için. İnsan hep özleyeceği birini arar ya. Ya yanlış anlama, sen de çok güzel bir bayansın. Hani dedim aklımda kalacağına gideyim içimi dökeyim. Bekir Bey. Bekir Bey değil, Bekir desem. Bekir Bey, yani kusura bakmayın ama ben ilgilenmiyorum. Yani neden peki? Nasıl? Yani şeyden dedim, bir erkek arkadaşım falan mı var? Hayır. Yani Bekir Bey, benim gerçekten işe dönmem lazım. Bir sorun mu var Defne? Hayır Tuna Bey, bir sorun yok. Mevzu neydi, ben yardımcı olayım? Bir mevzu yok Tuna Bey. Mevzu yoksa o zaman konuşmaya da gerek yok demektir. Hem tezgahın önünde işgal etmemiş olursun. Şimdi sana burada bir mevzu yaparım. Ha, ben o tarzım diyorsunuz. O zaman mevzuya güvenliği de ortak edelim. Hep beraber konuşuruz. Ne dersiniz? Lan göt herif. Güvenliğine şimdi başlatma. Yani şimdi neyse Defne Hanım'a da ayıp olacak. Sonra görüşürüz. Öldüğüne emin misiniz? Evet komutanım. Yanımda beraber dinliyoruz komutanım. İyi dinleyin beni. Şu anda hemen size gelemeyeceğiz. Karargahınız saldırı altında. Bütün özel kuvvetler olarak oraya destek olmamız emredildi. Önceliği onlara vermemiz lazım. Biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama size de birine ulaştıracağım. Söz veriyorum. Anladınız mı beni? Emredersiniz komutanım. Biri sizinle irtibata geçecek. Sıkın dişinizi. Sıka sıka diş mi kaldı mı? Ne bakacağız? Antrikot sever misin? He? Antrikot diyorum, şimdi ne güzel giderdi. Yani iyi bir çocuk. Beni de çok seviyor. Harika. Çıkacak mısınız? Ne zaman gidiyorsun sen? Haftaya bineceğim otobüse. Çıkacak mısınız? Bilmiyorum. Hayırlı tezkereler. Modern fiziğe göre farklı evrenler var. Ufak tefek farklılıklar ya da tamamen bambaşka olan şeyler. Mesela birinde ben sarışınım, birinde sen erkeksin. Oğuz başlama yine. Şu an bu evrende biz kararlarımızı verdik, yapacaklarımızı yaptık. Ama orada bir tanesinde sessizce birbirimize bakıyoruz kapı ağzında. Buraya gelmemeliydin. Sonra dayanamıyorsun. Oğuz kapıyorum kapıyı. Oğuz rahat bırak beni lütfen. Annen evde mi? Kapıyorum. Konuşsana. Bu dağdan çıkamayacağız lan. Burası solumuz olacak. Komik olan ne? Lan son gördüğüm insan sen olacaksın lan. Sen. Arıza Bekir. Psikopat Bekir. Seni ilk gördüğümde balici, tinacı falan sanmıştım biliyor musun? Alakam olmaz be. Daha betersin. Ben de seni ilk gördüğümde ibne sanmıştım. Gerçi sen ibne de çıktın ama. Siktir lan. Var mı İstanbul'da seni bekleyen? Yok. Aklında birisi? Var. Anlatsana dinleyelim. Ya Bekir, bırak Allah aşkına. Oğlum anlat be poşet. 2,5 sene oldu askerdeyim. Normal hayat neymiş bir görelim. Ya, anormal olduğunu kabul ediyorsun yani. Şansını zorlama. İsmi Pelin. Buraya gelmeden 1 sene önce tanışmıştık. Hani hep aşık olurum ama... Pelin farklıydı. Öyle zaman geçmesin istersin ya. Çünkü ileride boka saracağını bilirsin. İşte onun yanında hep öyle hissettim. Güzel miydi? Güzel. Bana verir mi? Ne eğlenceliydi lan? Harbi ha. Bütün gün Dota oynadık oğlum sabaha kadar. Oğlum yaşlandık artık, öyle bir zaman kalmadı. Abartma abi, daha 30 olmadı. Söyledin mi sizde? Dünden beri kayıplardayım. Yakında öğrenirler ama. Sıkmıyorsun değil mi canım? Niye sıkayım abi? Abi Allah'ın dağı çünkü. Lan sen Ankara gidiyorsun lan, daha büyük dağ var mı Türkiye'de? Abi benim param olsaydı ben kesinlikle verirdim ya. Hiç. Çile çekmek de güzeldi. Öyle rahat, Bebek'te, Çeşme'de gezdiğimiz, Bodrum'da fink attığımız, yatlarda, katlarda böyle kırdı kızlı, bizim olmayan paraları bahşiş diye bıraktığımız 27 sene geçmiş abi. Geçiyor. Biraz da çile çekelim. Abi öyle demek istemedim. Bak hani ölürsem ya. Şimdi bizim bu... Saçmalama. Dur bak. Saçmalama. Dinle. Dur bir dakika. Diyelim öldüm. Bizim bu kaymak tabakının halini düşünsene bak nasıl tutuşuyor. Fazla saçmalamaya başladı. Değil mi? Orada 31 çekip duracaksınız. Bekir, cevap verin. 923 Kırım. Boşver parola yazsın. Nasılsınız? Kimsiniz burası daha? Üsteğmen Tuğrul Tümen. Bizimkilerdenim güzel kardeşim. Ama heyecanlanmayın. Size çok yakın var. Hayatta bu sırada iyi kontrol edeyim dedim. Dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Anladınız mı? Komutanım diğerleri? Karakolunuz hala çatışıyor. Bizim müfreset orada. Sizi bölüyü savunuyorlar. Siz de iki ucu boklu değneğinin tam ortasındasınız. Ne yapmanız lazım komutanım? Ölmeniz lazım. Komutanım yanlış anlaşıldı. Hayır koçum. Yanlış anlaşılmadı. Düşman püskürtüldükçe size doğru geliyor. Berbat bir kıskacın arasında kaldınız. Öldüğünüzü farz edin. Buradan kurtulamayacağınızı görün. Kaybedecek bir şey olmayan insanlar gibi düşünün. Beyler, korkunuzu yok etmek için böyle düşünmeniz şart. Bir asker olarak görevinizi şu noktada ancak öldüğünüzü farz ederek yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Biz bir süredir farkındayız zaten komutanım. Güçlü olmak zorundasınız. İyi dayandınız. Ama daha bitmedi. Sabah yaklaşınca sizi uyandıracağım. Dinlenmeye çalışın. Emredersiniz komutanım. İyi bok yerim. Öyle çat diye söyledin mi oğlum kadını? Nereden bileyim abi bu kadar üzüleceğini? Geri zekalısınız yemin ederim. Niye bu kadar büyütüyorsunuz ya? Alt üstü dağa gidiyorum. Geri döneceğiz herhalde. Anne babalar için öyle değil o iş. Her gelen ölüm haberiyle beraber evhamlanacak. Annemin halini burada 5,5 ay düşün. Nöbette olacaksın, orada burada olacaksın. Tamam ben ona yardımcı olacağım ama anneni de biraz düşün lazım. Ne yapabilirim? Ben askere gideceğim dedim. Neresini istediğime dair bir dilekçe falan vermedim. Aferin. Büyük adamsın. Benim için rahat sanki. Oğlum özür dilerim. Sen bana bakma. Ben hala seni dolaplarda oynayan Oğuz zannediyorum. Sen büyüdün oğlum artık. Pelin'den ne haber? Ayrıldık. Yeni birini istemiyorum. Sen bilirsin. Bekir, antenin trafosunu tamir ettin mi? Evet, aktardım komutanım. Kaç kurşunumuz kaldı? Komutanım 5 tane mermimiz kaldı. Tamam, şimdi kurşunları paylaştıracağız. Bekir sen 2'sini alacaksın, 3'ünü de Oğuz'a vereceksin. Kurt Dişi'ne kadar en az 50 tane orada olacak. İlk silah sesiyle hepsi üzerinize gelir. 5 kurşunda hiç bok yapamazsınız. Gerizekalılık yapmayın. Görünmez olun. Uyanık olun. Emredersiniz komutanım. Röleyi zaten tamir ettiniz. Sayenizde karargahın telsizleri çalışıyor. Görevinizi zaten yaptınız. Kurşunlarınızı gerekmediği takdirde kullanmayacaksınız. Anlaşıldı komutanım. Elinizi çabuk tutun. Güneş batmadan Kurt Dişi'ne ulaşmanız lazım. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Komutanım, siz neden kendinizi feda ediyorsunuz bizim için? Babam askerdi benim. Asker yaşadı, asker öldü. Daha 2 yaşındaydım. Ne demek olduğunu anlamadım. Babam bir yerlerdeydi. Hep öyle sandım. Öldüğünü anladığımda ise çok geçti. Kararımı vermiştim. Yarım kalan hesap ben kapayacaktım. Ama kapamıyor beyler. O hesap hep açık kalıyor. Ölülerin umurunda mı sanıyorsunuz? Kim ölmüş, kim intikam almış? Mesele yaşamak beyler. İşte o yüzden buradayım. Gelip seni yaşatmak için. Geldiler. Geldiler çocuk. Komutanım! Komutanım! Ne şimdi de. Ne yapacağız onu? Neyi ne yapacağız ya? Öyle mi bırakacağız? Oğuz, eğer ölen biz olsaydık o bizi kargalara bırakırdı. İşte bu yüzden bizim bir farkımız olsun değil mi? Başlama gene. Tarih savaşlarla dolu. Başlama gene be. Çünkü tarihi savaşanlar değil, kazanan tarafın politikacıları yazıyor. Bir de şuna bak Bekir. Neye bakayım ben? Ceset o öldü. Seni öldürmeye çalıştı. Eğer ben onu öldürmeseydim o bizi öldürecekti. Hikaye bu kadar basit. Bu kadar basit değil işte. Ya biz ölseydik? Ya seni özet geçerlerdi, o ayrı. Ama ben farklı olurdum. Çünkü çok az kısa dönem var şehit olarak. Ben ölürsem en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Ben gömülürken babamın ağlamasını. Onun da babası var. Çocuğu yaptığını yaptı. Babasının suçu ne? Dünyada beni ondan daha çok kahredecek hiçbir şey olamaz. Ne garip değil mi? Düşmanı sadece ölünce kendimize benzetiyoruz. La Bekir oğlum senin de hiç ağzının ayarı yok. Yemin ediyorum ağzının ayarı yok ya. Senin var sanki. Var tabii oğlum. Ben karının yanında küfür etmem ki. Sana da 40 kere söyledik oğlum. Efendi dur kızın yanında. Tabii biraz efendi durman lazımdı oğlum. İlk günden ürkütmeyeceksin kızı. Ya oğlum siktir edin olmamış işte. Ne olacak canın sağ olsun. Çok erken mi davrandım acaba diyorum da. Bir hafta kalmış askere gitmeydi. Şöyle otursaydık iki çay içseydik. Bir içimi dökseydim ona. Ne güzel olurdu ya. O göt patronu gelmeseydi. İyi olmuş amına koyayım. Allah iyi olmuş. Baştan temiz olmuş en azından. İki gün sonra kaçardı zaten sen psikopatlığını görünce. Oğlum bak şöyle ağzının üstüne çakarım bir tane. Çakarsın kardeş beklerim senden. İyice arızaya bağladın zaten. Bu var ya asker de iyice manyak olur ha. Vallahi komutan da öyle bitmez onun askerliği. Bakarsın askerden önce bir daha denersin şansını. Dönünce mi? Ya 2 sene onun 4 tane çocuğu olur be. Sahipsiz bırakırlar mı? İyi amına koyayım o zaman git ayaklarına kapan bağır. Yalvar. Sülo müziği aç, şarkı geliyor aç. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Özleyeceğim lan. Evet. Yemin ediyorum özleyeceğim. Sarhoş oldu lan bu. Sarhoş mu? Siz daha tanımamışsınız oğlum beni. Gerçek Bekir'i bilmiyorsunuz. Az siktir lan. Ciğerini biliyoruz biz seni. Geçen eve gidiyorum. Bir tane böcek gördüm kaldırımda. Lan üstüne basmadan geçtim gittim tabii böceğin. Sonra durdum düşündüm. Pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklif edin? Yok ulan bak yemin ediyorum. Düşündüm dedim ki... Ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marifet? Yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri aldım böceği yerden. Dedim ki karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bundan ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya. Böceğe dedim. Yani böceğe bakma insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyi demişsin. İlginç olmuş gerçi yani. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş. Langır lungur bir adam değil yani. Gözümde. Şurada düşündüm gerçi ya. Ulan dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse 2 şekilde de sevap işlemiş olduk. Boşver Bekir baba. İyi yapmışsın. Hadi devam. Sen kuşuma yoldan oldun. Alo? Benim, ne haber? Oğuz? Dönünce kendimle dalga geçeceğim aradım diye. Abartım işte, ne yapayım? İyi yaptın, nasılsın? Kutlamıyor musunuz? Yok ya. Da plastik bardakla gazoz verdiler. Biraz da geçirteceğiz o kadar. Sen ne yapıyorsun? Biz de dışarı çıkacağız. Kimle diye sormayacağım. Sorma. İnsan her gün boku özlüyor burada, biliyor musun? Böyle topuklu ayakkabı sesi özledim. Şeftali özledim. Yani meyve olan şeftali. Anladım onu. Böyle fantezim var, sanki birisi bana burada büyük bir kasede şeftali dilimliyor. Ya da ben dilimlesem böyle onları buza bandırıp yesem. Yeterince soğuk değil galiba orası. Olay o değil, olay. Neyse. Niye arıyorsun beni? Beni de mi özledin? Tabii ki özledim. Oğuz, başka biriyle... Bilmek istemiyorum. Sonuçta sevgilim değilsin. Yani sadece sesini duymak istedim. Başka yapacak bir işim de yoktu yani. Sen dönünce ne sesler duyarsın, daha dert etme. Rahat ol, sakin ol. Bak burası da sıkıcı, inan. İyi, tamam, kapıyorum o zaman. Kendine iyi bak oralarda, tamam mı? Hayatta en mutlu seninle oldum. Ne? Oğuz, ne diyorsun? Pelin, burası bambaşka bir yer. Buranın yalnızlığı uyuşturucu gibi. Yoksa biliyorsun böyle aramam seni yani, biliyorsun böyle şeyler yapmam. Sağ ol, çok incesin. Dediğimi duydun mu sen? Hı, evet. O zaman mutlu yıllar, iyi eğlenceler size. Güle güle. Tamam, bitti konuşma. Oğuz Çavuş. Emre komutan. Ne yapıyorsun oğlum burada? Komutanım, bir telefon görüşmesi yapmak istedim. O yüzden. Annenleri mi aradın? Kutladın mı yeni yıllarını? Yok komutanım, eski kız... bir arkadaşım var. Gel benimle. Bu aramızda kalacak Oğuzcuğum. Zaten bir bardak vereceğim, o da efkarlandın diye. Sağ olun komutanım. Al bakalım. Anılar Oğuzcuğum. Anılar hayattaki en önemli şeylerdir. Doğru komutanım. Ben 3 sene önce karımı kaybettim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Tekrar da evlenmek hiç içimden gelmedi. Asker eşi olmak o kadar zor bir şey ki. Başka bir kadına bu çileyi çektiremezsin. Komutanım, burası bambaşka bir dünya. Bazen ayak uydurmakta zorlanıyorum. Herkes zorlanır Oğuzcuğum. Bırak beni. Komutanlar bile, özel kuvvetler bile. Ama önemli olan görevini kayıtsız şartsız yerine getirmektir. Neden Yüzdağ'dan dağın tepesinde nöbet tutarlar? Bırak o dağı kardeşim, şehirlerle, tarlalarla ilgilen diye soruyorlar bize. Ama o dağ Oğuz, o dağ bu ülkenin baş tacıdır. Gökyüzüne en yakın yeridir. 3 senedir şehir tayinimi reddediyorum. Sağ olsun komutan da beni burada tutuyor. Neden biliyor musun? Hayır komutanım, bilmiyorum. Çünkü burada anılarım hep taze kalıyor. Sen de anılarından kaçma. O anılar seni sen yapar. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Arkadaşların yanına git. Etrafımızda en az 20 tane var. Bekir, kazmamız lazım hadi. Ne? Karı kazmamız lazım. Parkalarımızdan görürler hadi. Hadi. Çabuk oldu, kaz. Gir içeri, ben kayalara yatarım. Dur. Yeter yoruldum. Dinlenelim. Az kaldı. Şu kayaların kurt dişi olması lazım hadi. Lazım mı? Lazım ne lan? Abi haritaya göre orası işte. Bak. Kuzey yarımkürede öğlen güneş güneye bakıyor sanırım. Biz de doğuya gittik hep. Abi şu kayaların kurt dişi olması lazım hadi Bekir. Dayan bak, biraz. Bak poşet. Oğlum bak bu sanırım lazım falan filan fazla artık ya. İçim acıyor, yoruldum, acıktım. Sakin ol. Hadi bak buraya kadar geldik Bekir, az kaldı hadi. İyi hadi oturalım 2 dakika. Kar mı yesem acaba ya? Ne? Yesem doyar mıyım? Bekir! Çıktı! Bekir! İyi misin? Ne oluyor lan? İyi misin? Herif orada lan. Şamcı kurt içinde lan. Hadi Bekir, hadi. Hadi, hadi. Hadi biraz daha. Hadi. Hadi. Bir bok anlamıyorum ama çok kan kaybedersen bayılırsın. Gitmemiz lazım hadi. Nereye oğlum nereye? Herif kurt dişinde be. Her yer o ipnelerle dolu. Hadi Bekir. Hadi. Dur gün bacağım yanıyor ya. Bırak bu sefer. Gerçekten bırak git başının çaresine bak. Bekir sikeceğim biliyorum gerçekten bok gibi bu durum hadi. Biliyorum acıyor ama lütfen benim için hadi. Hadi Bekir. Hadi. 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 Nasıl fıkrayı beğendin mi? Maalesef beğendim komutanım. Biliyorum sen okumuş adamsın. Annem baban seni dağda savaşmak için yetiştirmedi. Kimin annesi babası yetiştirir ki komutanım? Doğru diyorsun. Tarih okudun. Bazı şeyleri o olgunlukla yorumlaman lazım. Onun için birbirimize yalan söylemeyelim. Emredersiniz komutanım. Burası tehlikeli bir yer Oğuz. Geceleri uyurken, tam uykuya dalacakken bir an uyanır etrafıma bakarım ben. Ben de insanım, ben de korkuyorum. Başçavuşlar da korkuyor. Korkusuz tek asker, şehit askerdir Oğuz. Önemli olan, görevin için bu korkuyu umursamamak. İşte o gerçek kahramanlıktır. Buraya gelen her askerle bu konuşmayı yaparım ben. Fıkralar farklıdır ama bu söylediklerim hep aynıdır. Sen buraya sıkılmak için gelmedin Oğuz. Bir görevin var. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak ve yanındakini hayatta tutmak. Çünkü biz yaşadığımız takdirde bu da bizim olacak. Öldüğümüzde değil. Oğuz! Oğuz! Ulan amma kurşun harcadın beceriksiz! Kalkma süpere gel! Uyur mu oynalı hiç? Yuh be ulan topallıyorum yazıklar olsun lan. 2 saattir kıvranıyorum lan amına kodumun çocuğu. Hey şöyle. Sağa çek biraz sağ gayret. Oğuz kamla yapıyorum. Aç kaldı hadi. Oğuz kamlıyorsun. Nefesini tut evladım hadi. Tut nefesini hadi koçum elin titremesi. Ne biçim nişancısın lan sen? Beni dinle! Başçavuş, Tuğrul Steğmen. Komutanım! Oğuz cevap ver. Oğuz ne yaptın oğlum sen ya? Komutanım! Oğuz hadi cevap ver. Oğlum cevap ver bak. Senden arızası gelmedi uyan. Aç gözlerini. Komutanım! Komutanım! Yaşıyor! Bir yere gidemezsin lan, buradasın, burada. Ah. Benim... Oğuz! Oğuz! Bekirdin değil mi sen? Evet komutanım. Bana bak. Şimdi biraz canlı açacak. Bekir, arkadaşına bakacağım. Düğümü çözmeyeceksin. Ne olursa olsun, ne kadar can acırsa acırsın çözmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Oğuz Çavuş. Oğuz. Benim. Koçum, şoktasın. Çok kan kaybediyorsun. Komutanım çok garip. Ne garip oğlum? Konuş benimle. Konuş benimle, anlat. Anlat bana. Ölmek. Ne ölmesi oğlum? Kimse ölmüyor. Bırak şimdi onu. Ölmek yok. Yaşarken hep geçmişi düşünüyoruz. Anılar, hatalar. Ancak ölürken şimdinin değerini anlıyoruz. Düşün o zaman. Ne güzel olurdu. Ne? Bunun farkını varıp da yaşasam. Hamburger. Hamburger mi? Ne hamburgeri? Oğuz! Oğuz! Aç gözünü. Oğuz bana bak! Cevap ver Kırım. Burası Kurt Dişi. Çocuklara ulaştım. İki asker de yaralı. Çabuk yetişin. Dişi anlaşıldı. Kırım güvende. Tekrar arıyoruz. Kırım güvende. Dişi anlaşıldı. Sayın Şahin 8 yolda. Bunu hatırlayacağım. Neyi? Gitmeden benimle yemek yedirdin. Hamburger yedim. Ben önceden de yerdim ki hamburger. Sonra bıraktım kırmızı eti. Sağ ol. Yarına pratik mi yapıyorsun? Yo, ciddiyim. Bir nevi uğurluyorsun aslında beni burada. Gelmek zorunda değildin. Geldim ki orada arama. Zaten ararsam önce ben kendimle dalga geçerim, merak etme. İyi, o zaman döndüğünde ararsın, yine oturur hamburger yeriz. Yaşarsan. Yaşarsan. Geçmiş olsun Oğuz Çavuş. Ben Üsteğmen Tuğrul Tümen. Komutanım. Konuşma, yorma kendini. Sizinkilere haber verdik, yoldalar. Akşama burada olurlar. Omzuna çivi taktılar. Hayatın boyunca alışveriş merkezlerinde öteceksin artık. Onun dışında Türk gibisin. 31'e devam. Komutanım Bekir. O da iyi. Kurşun kemiği parçalamış ama damara es geçmiş. Ameliyata aldılar. Bacağını kurtardılar. Yürüyecek ama topallar. Siz olmasaydınız bize... Kusura bakma. Ucucun yetişebildi. Yaptığını da gördüm. Çok cesurcaydı. Gitmeden size refakat edip bir konuşmak istedim. Nereye gitmeden komutanım? Daha. Ne? Bir daha gofret yemeyeceğim. Öğleden vakti duyarlarsa reklamlarda oynatırlar bizi. Gerçi o gofret kurtardı hayatımızı. Sonra da ishal olduk hastanede. Bacağım aksayacakmış. Doktor öyle dedi. Dert etme, Timur da aksaktı. Kim? Boşver. Başlama yine ya. Moğollar, Letonya diye. Legnica. Şu annemler gelse de seni götürse artık. Vallahi artık çok geç. Niye? Artık senin de ailen onlar. Hatırlıyor musun bir keresinde kanalı değiştir dedim de Az kalsın beni dövecektin. Ha, şafak olmuş çarçurt sana değiştirtir miyim ben kanalı? Sen şimdi kalk da şuradan bir Ankara türkü taş bakayım. Hadi hadi daha bitmedi asker. Daha bitmedi asker. Sivilde senin borun ötebilir. Burası asker. Ben odama giderim. Senin bu şımarıklığını çekemeyeceğim Bekir. Vereyim mi biraz daha narkoz? Açayım mı? Aç amına koyayım. Aç, daha da ölmedik. Burada senin elinden öleceğiz. Sana vodka bağlamışlar. Nerede? Şuradaki hemşireyi gördüm. Memeleri çok güzel. Bakıyorum keyfin yerine geldi. Gelmez mi? Meme dedim. Şu boktan müzikleri bize zorla dinletiyorlar. Çık git lan o zaman, piçe bak. Lan bir gün bir film aç, haber aç. Ne ruhsuz, ne boş adamsın sen ya. Oğlum senin canın gene dayağı susadı lan galiba. Başkaları ses çıkarmıyor diye buranın ağası mı sandın kendini? Bekir, Oğuz! Yaşar Yüzbaşı sizi çağırıyor. Siktir git be. Götün yosu gelme lan yavşak. Beni niye çağırıyor? İkiniz de Kemal Başçavuş'a dağa çıkacakmış. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abuday benizlim, zülfün dolaşık dedim. Kalemim yazar. Öyle bir Osman'ın göğünü var bende. Oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla. Yar ağla, dön ağla. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla, dön ağla. Yara döner.